Doktor annem. Hoş Hoş bulduk. geldin. Teşekkür ediyorum. Ne oldu Sağ bugün biz olun. karşılaştığımızda? Ne oldu? Siz çığlık attınız. Tanımadınız. Bayağı uzun bir süre kaldı. Tanıyamadım zaten. Zaten Tanımadınız. hani biri söylemeseydi hayatta Ya evet. tanımazdım. Hayatta. Ahmet tanımadı. Bir tek şeyin haberi olduğu için, Merve'nin haberi olduğu için onu Nur diye içeri öyle girdi. Ahmet tanımadı. Siz Görkem abiye de mesaj atmıştım geldim diye. O da direkt tanıdı. Sağ olsun o Mehmet Ali şekilde. Hoca Ama Mehmet Ali tanımadım Hoca ya. tanımadı. Hayır. Harikasın, harikasın. Teşekkür Nur Hanım, ederim. genel cerrah, Mehmet Ali Hoca'nın meslektaşı Evet. ve ameliyatı oldu. Evet. Tam Ne bir yıl kadar oldu? oldu. Tam Bir bir yıl yıl oldu. oldu. Aynen. Ve 55 kilo toplamda 55, verdim. 55, 55. 55. 55. Aynen Ama o kadar değiştin ki. öyle. Evet. İnanılmaz ya. Şimdi esas şey dönelim. Bizim için en büyük gururumuz doktorun doktora güvenmesi. Evet, Hele bir aynen genel cerrahın doktora güvenmesi. Nasıl karar verdin? Çocukluğundan Ya olan bir problem miydi kilo? yani çocukluğumdan beri var. Böyle bir kanı konulmuş hatta bir yeme bozukluğum da vardı benim ameliyat öncesi süreçte. Yaklaşık böyle 1,5 senedir yeme bozukluğuna yönelik terapi de alıyordum. Bir noktadan sonra artık böyle hani terapiyle bir şeyler aşıyorum ama o diyeti uygulayamıyorum, hayatıma sokamıyorum ya da işte hareketi hayatıma sokamıyorum. Bunun neticesinde hani psikologlarla da görüşerek böyle bir yaklaşık 6 aylık bir böyle bekleme süreci bana böyle bir planladılar. Bir farkındalık evresinden sonra ameliyatın olabilirsin şeklinde ve sonrasında da devam ediyor zaten hala. O süreç zarfında araştırdım ben de hani nedir ne değildir diye. Benim bulduğumuzda Mehmet Ali Yerdel Hoca'nın ismini yani direkt böyle CV'lerine falan çok baktım. Ben hani kendi genel cerrah olduğum için hani çok saygıdeğer hocaların elinden bu ameliyatları gördüm, ettim ama kendi kliniğimde olmam etmem falan diye böyle düşünüyordum. Ve Mehmet Ali Yerdel Hoca'nın böyle hani şey tıbbi geçmiş yani o kendi kariyeri sağ olsun. Onun haricinde ilk görüşmemizde Görkem abinin böyle çok detaylı her şeyi anlatması, Görkem hocamın her şeyi çok detaylı anlatması o. İçimdeki hani böyle hiçbir böyle bir soru işareti olmadı. Yani şey oranları, komplikasyon oranlarının çok çok düşük seviyelerde olması vesaire bunlar benim hani tercih etmemde en önemli sebeplerden biri oldu. Mehmet Ali Hoca'nın inanılmaz bir verdiği o güven hissiyatı çok çok yüksek. Onu çok net hissettiriyor yani. İyi, harika. Ondan sonra ki o zaman Evet, Sarıkamış'taydınız, mecburi Sarıkamış'tayım. Aynen, hizmette. mecbur hizmetteydim, aynen. Bu devlet hakikaten sizin hiç borcunuzu Hiç ödeyemez ya, yani. aynen, Aynen. evet. Şeyde Sarıkamış'tan geldin, böyle Evet. bir rapor, izin falan Aynen, aldın. sağ olsunlar. İşte yardımcı oldu burada doktor arkadaşlar. Yani sizin raporlarınız diğer sonrasında işte kendim de o iyileşme sürecine girdik. Yani buraya ameliyat olmak için geldik. O hazırlıklarımızı Aha. önden yaptık, geldik. Ve Ameliyatımız da sonra oldu. döndü Sarıkamış'a. Döndüm Sarıkamış'a, daha döndüm. Yani 1 ay sonra döndüm. 1 ay sonra döndüğümde beraber yanımda çalışan sekreterim tanımadı beni içeri girdiğimde. Ya o kadar yani sekreterim böyle burun buruna çalıştığımız böyle 1 yıla yakındır burun buruna çalıştığımız sekreter arkadaşım tanımadı. Sonra birçok kişi aynı şekilde tepkileri oldu. Bu tanımama gitgide böyle devam ediyor Daha yani. da artarak Her sene sayılar. böyle. Ya benim öğrencilik hayatımda işte tıp fakültesi hayatım belli bir dönemde yine böyle bir kilo verme dönemim vardı. Böyle bir Dukan diyeti sonrası böyle bir yıla yakın böyle zayıf kiloda kalmıştım ama işte asistanlık hayatı, işte beslenmeye dikkat edememe, yanlış seçimler, uykusuzluklar, stresler falan. O asistanlık süreci boyunca ve uzmanlığın işte ilk yıllarında verdiğim kiloların tamamını geri almıştım. Neredeyse böyle 8 yılda 60 kilo gibi bir rakam almıştım yani. O yüzden mesela o arada beni tanıyanlar, 5. sınıftaki halimi bilenler görünce hiç şaşırmıyorlar. Onlar direkt selam veriyorlar, onlar tanıyorlar. Ama benimle ara dönemde tanışmış olanlar da böyle büyük bir şok ifadesi var. Onlar böyle tanıyamıyorlar yani. Ya. Sonra da başladın full böyle kilo vermeye. Evet, aynen. Nasıl bir süreçti bu bir yıl? Çok keyifliydi ya. Açıkçası ben hani keyifsizdi, şundan mutsuz oldum, keşke şu olsaydı, bu olsaydı diye hiç düşünmüyorum. O hani basamak basamak böyle yeme adımlarını atmak işte
her şey heyecan çünkü. Yani o bir beslenme sürecine girerken önce sıvılardan başlıyorsun. Sonra işte yavaş yavaş çorbalardı, pürelerdi, işte ilk katı gıda denemeleri falan. Bunları böyle yaparken her bir ufak tefek yeni heyecanlardı. O açıdan çok güzeldi. Yeme bozukluğunun etkisi bence fizyolojik olarak çok çok azaldı. O dürtüselliği çok inanılmaz derecede azalttığını düşünüyorum ben bu ameliyatın. Tabii bununla alakalı ne gibi çalışmalar var bilmiyorum. Ben de kendim çok incelemeye fırsatım olmadı ama o dürtüselliği azalttıktan sonra benim için her şey çok daha kolay oldu. Bir şeye hayır diyebilme çok daha rahat hale gelmiş oldu benim için. Ve bulantı kusma onlar hiç yaşamadım. Böyle bir kere böyle çok ailece gittiğimiz bir yerde böyle çok aşırı yediğim falan oldu o noktada böyle hani katı sıvı ayrımına dikkat etmediğim böyle bir iki akşamda o tarz böyle rahatsızlıklar yaşadım ama katı sıvı ayrımına dikkat ettiğim gece hiç öğle yemek sonrası şişkinlik rahatsızlık falan da yaşamadım. Sosyal ortamlardan hiç çekinmedim. Beraber yemeğe gidiyoruz işte arkadaşlar sen çok az yedin işte şey yapma etme paylaşalım bilmem ne edelim sen işte ödeme bilmem ne yok değil mi öyle bir şey yani ben sizinle beraber burada sosyal ortamda keyif almak için geliyorum ve benim bu kadar hepimiz aynı yemişiz ben hani bir yıl önce olsa bu masanın yarısını yiyecektim siz ödemeyecektiniz o zaman siz ödemeyin diyecektim falan olmaz öyle falan diyorum böyle gülüşüyoruz ediyoruz yani o sosyal ortamlar açısından da hiç yani geri durmamaya gayret ettim açıkçası. Çok keyif aldığım bir süreç oldu. Hani kilo verdikçe böyle ilk başlarda tabii böyle uzay zamanda kapladığın yerin böyle hala fazla olduğunu düşünüyorsun. O kiloyu versen de böyle hani dışarıdan hala vermemişsin gibi geliyor. Böyle kıyafetlerine... Ondan çok bazı hastalar bahsediyor. Çok enteresan bir psikoloji evet. Değil mi? İlk aşamalarda öyle. İlk aşamalarda hani halbuki kilonun en hızlı verildiği dönem o olmasına rağmen böyle hani hacmin değişmemiş gibi hissediyorsun. O hacimde azalmayı gözlemleyemiyorsun. Zihnin o hacim değişikliğini kabul edemiyor başlangıçta. Biraz böyle 8-9 ay civarında ben onu daha net kabul etmeye başladım yani. Ama kıyafet değişmeye başladı. Kıyafetleri artık bir yıl doldurduk sizin tavsiyelerinize uyarak bir yıl boyunca. Dedim hani bu kıyafetler çöpe gidiyor yoksa. Aynen. Ama hani bizde şey olduğu için böyle çok güzel bir skala yakaladık. Biz 6 ay, benden 6 ay önce annem olmuştu, benden 6 ay sonra kız kardeşim oldu. Aynen. Böyle küçülenler böyle sırayla gidiyor yani o yüzden. Annem mesela abi bana bol geliyor diyor, bana veriyor, ben giyiyorum, bana bol gelince programımızı döndürüyoruz aramızda. İyi harikasınız. Alışkanlıkları değiştirdim yani. Evet. Yani alışkanlıklar açısından özellikle bu katı sıvı ayrımını değiştirmek yani şey açısından da çok rahatlattı. O şişkinlikler vesaire o tarz şeyler açısından reflü şikayetlerimin tamamı kesildi. Ya. Ameliyatla alakalı en mutlu olduğum şeylerden bir tanesi. Obstrüktif uyku apnesi yaşıyordum ben öncesinde. Ve böyle hani artık şeye falan böyle uyku testlerine falan gireceğim o noktadayım falan. Bademcik ameliyatım mı olsam hani kurtulayım edeyim horlamalar oluyor gece nefessiz kalıyorum ve diye uyanıyorum falan öyle şeyler oluyordu. Yani psikolojik etkiden midir yoksa hani böyle ameliyatta işte entübe oluyoruz bilmem ne ya da ilk birkaç gece böyle yüksek yastıkla yatıyoruz falan. Sonrasında da ameliyatın birinci haftasında tamamen kesildi. Ya. Hiçbir şekilde kalmadı. Ve hani mesela tansiyonu olan tanıdıklarımız vardı. Onlar da aynı şekilde birinci haftasında tansiyon ilaçlarını bıraktılar falan yani. O ilk dönemde bile bu tarz böyle tıbbi yanıtı çok yüksek olmuştu benim için. Çok hayat konforumu o mesela çok inanılmaz etkiledi. Tabii çok mucizevi değişiklikler. Daha böyle dinlenmiş bir vaziyette uyanmış olmak o inanılmaz bir şey. Eski karbonhidrat alışkanlıklarını bırakıp böyle protein ağırlıklı, işte daha dengeli beslenmeye başladıkça o depresif durumlar, uykusuz, böyle halsizlik, o gidiyor da canlanıyor, vücut da canlanıyor, kendine geliyor falan. O beslenmenin etkisinde yaşıyoruz güzel bir şekilde. Tabii baya böyle çok güzel. Bir detokstaydın yani. Evet aynen. Bence tamamen. Öyle tamamen de zihinsel böyle vücudun, yani tamamen biyopsikososyal bir detokstan öyle düşünüyorum ya. Yani. Ve İstanbul'a geldin. İstanbul'dayım şimdi. Artık buradayım. Gastroenterolog, yandalı yapıyorsun. Şimdi doktor olmak, hele seni gibi yoğun eğitim döneminde olan bir cerrah olarak çok çalışmak demek, nöbetler demek. Evet, aynen öyle. Enerjim full değil mi? Daha da mı çok? Daha nasıl? Şöyle,
Açıkçası sporun çok desteğini aldım bu dönemde. Su içmiyor olduğumu fark ettim. Ben çünkü biraz böyle sedanter çalışıyordum Sarıkamış'ta. Hasta sayısı az olmasının neticesinde çok büyük ameliyatlar, çok uzun süreli ameliyatlar çünkü orada yapamıyorduk. Yani ikinci basamak merkezi oluyor herhalde orası ya da birinci basamak merkez sayıldığı için daha ufak tefek kısa süreli ameliyatlar, yani ayakta kalmakta zorlanmadığım şeyler. Daha yavaş bir tempodaydı aynen. Şimdi daha yüksek bir tempoya geçtim. Ameliyat süreleri uzadı. Buna ilk başta biraz böyle adaptasyon problemi yaşadım doğal olarak. Yani bir anda hızlanınca. Herkes çünkü yaşar yani. Bir de asistanlık sürecinde devamlı kilolu bir insan olarak böyle işte ameliyatlarda güçlü, kuvvetli, böyle ayağı yere sağlam basan, hani böyle bastımı titreten bir insan. Şimdi hani o güç, kuvvet falan ben onu kaybetmişim. Sporun ihmal etmemden dolayı. Ama çok kısa bir süre, yani bir ay kadar bir pilates çalışmasıyla ameliyat sonrası ağrılarım, işte efendime söyleyeyim tansiyon ameliyat esnasında böyle düşer gibi olmuştu ilk başladığım zamanlarda, onlar tamamen geçti. O açıda sporun çok ciddi faydasını aldım ve beslememe biraz daha dikkat ettim. Hani böyle aralarda hani böyle yemek atlıyordum, hani ameliyat uzun sürüyor, yemeyeyim şimdi falan diyordum. Onlara dikkat ettim. Yemeği atlamamaya gayret ettim. Daha böyle proteinli işte o şeylerimiz, işte protein sütlerimizden falan biraz daha böyle destek aldım o dönemde. Ve bir ay sonrasında hiçbir şey, sanki ben 15 saatlik ameliyattan çıkmamışım gibi böyle ortalıkta ameliyathanede böyle çok güzel oldu ameliyat, çok güzel gibi falan diye böyle bakıyor. Çünkü ben hatırlıyorum yani asistanlığımda o kilolu halimdeyken ameliyatlar böyle ameliyatın ortasında bir yerim tutulur. Uykum gelir, kolumu bacağım koyacak bir yer bulmaya çalışırım, biri beni biraz oturtsa kenarda falan diye düşünürüm. Ama bu yani kiloyu vermiş olmak, üzerine bir de sporla bunu böyle güçlendirince, dinçleştirince, kasları falan böyle onlara hakim hale gelince vücutta hiçbir şey hissetmedim yani. 15 saatlik ameliyatlar bana mısın demez hale geldi şu anda. Süper. Bir de hani böyle bakıyorum sana, hani böyle bir yakından da çekmemiz lazım da adeta bir bebek. Hiç böyle hani bana çok şey derler, sizin hastalarınız sanki hiç ameliyat olmamış gibiler. Böyle çok freshler. Sağlıkla. Sen de tam öylesin. Hiç sarkma yok, dik duruyorsun, evet, uzun bebek gibi. Hani güzel beslendiğini de anlıyoruz, evet. İşte sporu yaptığını. Bize dinledin, evet, değil aynen. mi? Evet, çünkü zaten hep iletişimdeydik, evet, yani. Aynen. Ya evet, onları ihmal ettiğimiz zamanlarda o söylenilenleri, onun etkisi çok artık böyle bünye hemen cevap veriyor. Mesela eskiden kilolu haldeyken o kadar etkisini yaşamadığımız şeyler şu an daha fazla yaşıyorum. Ben öyle hissediyorum mesela. Laktoz intoleransım benim çok öncesinde de vardı. Ameliyattan sonra mesela artık onu çok daha belirgin hissediyorum. Ona daha dikkat ediyorum. Ya da işte mesela su içmediğim zamanlar, ben hani ameliyat öncesi dönemde de böyle çok su içmiyordum. Ameliyat sonrasında dikkat etmediğim dönemlerde böyle anında hani şey, baş ağrıları bilmem neleri, ben böyle toparlıyorum kendimi. Tamam bak, bu seni etkiliyor, ediyor. Ve İyi bu, güzel uyarmalar aynen, oluyor. Bu öneriler yani söylenen öneriler hepsi altta belli bir temeli dayanan öneriler ve bunları uyguladığımız zaman gerçekten doğru gidiyor her şey yani. Ama farkındasın, ben cildim böyle bebek gibi yani. Teşekkür ediyorum ya. Maşallah. Aile ne diyor? Yani. Ailem çok mutlu, enerjik olmamdan dolayı, ki nitekim annem sağlık sebeplerinden dolayı yaptırmıştı. Ben de işte OSAS, işte uyku apnesi falan, sağlık sebepleri, artık hareket edemez hale gelmek, bir metabolik sendroma doğru gitmek sebebiyle. Annem de aynı şekilde, yani böyle ömrümüze ömür katılmış gibi hissediyoruz. Öyle zaten. Onu aynen. Hissediyoruz yani. Onun verdiği keyif de var. Beraber böyle sosyal ortamda çok hani keyif alıyoruz yani. Biz böyle anneme kardeş üçümüz yan yana görenler, ah ne güzelsiniz falan diyorlar. Maşallah. Böyle bir şeye falan gittiğimizde, ettiğimizde böyle öğrenci kimliği soruluyor bana. Diyor, 33 ya. Yaşındayım diyorum hani. Yok artık olan diyorlar böyle. Yandıramıyorum aynen böyle. Aynen öyle. Yeni saç modeli, yeni kıyafet, yeni hayat, her şey yeni oluyor değil mi? Aynen öyle. Çok keyifli ya. İyi ki oldun değil mi? İyi ki oldum. Yani hakikaten pişman olduğum tek bir an bile olmadı ameliyat sonrası dönemde dahil olmak üzere. Yani o beslenemediğimizi,
düşündüğümüz o dönemler dahil olmak üzere zihnen kendimi benden çok iyi hazırlamışım bu ameliyata. Onu fark ediyorum. Ameliyatın bana katacağı şeyleri kabullenip hani böyle o bilinçle girince zaten hani Merve Hanım çok güzel anlatıyor bu. Hani bu ameliyat size diyetinizi kolaylaştıracak. Bunu düşünün ön planda. Çünkü bu ameliyat sizin o işte saldırganca yeme isteğiniz, işte efendime söyleyeyim ya da böyle diyet yapamıyorum çünkü işte açlık hissediyorum falan. Bunları ortadan kaldırdığı andan itibaren zaten kişi diyet yapmak isteyen kişi, kilo vermeye kafaya koymuş olan kişi, bir şeylere hayır demek zaten istemiş olan kişi onlara o kadar rahat hayır diyebilmeye başlıyor ki ve onlara hayır diyebilmenin verdiği haz da çok yüksek. Yani ben onlara hayır diyemiyordum daha önce. Artık hayır diyebiliyorum ve ben hani kendimle çok büyük bir güç. Ben artık kendi beslenmemi istediğim yöne yönlendirebiliyorum. Bununla alakalı çok büyük bir güç hissediyor yani insan. Ben açıkçası çok keyif aldım o dönemden. Şeylere hayır diyebilmek ve doğru şeylere evet diyebilmek. Bunun verdiği mutluluk da çok yüksek. Bundan sonra inşallah hep böyle devam etme niyetim var değil mi? Evet evet. Yani şöyle hayatıma sporu daha aktif olarak sokacağım. Çok hani periferde olduğum için böyle sporu çok rahat yapamıyordum. Şimdi İstanbul'da olmanın verdiği etkiyle hani farklı çeşitli sporlar, belki dans bilmem ne falan ya, biraz daha böyle hayatımda hareketi arttırmak istiyorum yani ben de aynen. Daha çılgın şeylere sokmak lazım hayata. Yelken falan yapan arkadaşlar var onlarla beraber. Tabii. Bak boğazda millet şey yapıyor. Kürek çekmek tabii, falan evet, yani. Kürek ben evet. Mesela küreğe başlamıştım ama yani o bacak katlanamıyordu tabii, yani. Hiçbir şekilde yani. Katlanamadığından o küreğe devam edememiştim. Hadi seni kürekte görelim o zaman. Görelim değil mi? Kürek ya. Bence de güzel olur. Doktor olarak tavsiye eder misin insanlara bu ameliyatı? Bu ameliyatı evet. İhtiyacı olanlara. Yani ihtiyacı olanlara. Bunların zaten hani şeyleri belli. İndikasyonları, neden yapılması gerektiği, senelerdir yapılan çalışmalar var. Bu konuda alakalı dünyada, Türkiye'de çok güzel dernekler var. Bu derneklerin içerisinde bu ameliyatlar anlatılıyor. Neden yapıldığı, niçin yapıldığı. Ben öneriyorum, doktor olarak öneriyorum. Kendim asistanlığım bitti, üzerine 2 yıl uzmanlık geçirdim. Benim de bakış açım değişti bu ameliyata. Asistanlık sürecindeyken ben de mesafeliydim başlangıçta ama sonrasında bir de kendim olunca bu ameliyatın mantığı benim kafamda oturdu. Tabii. Gerçekten oturdu. Yani hele sonuçları işaretleri, alınca, evet, sonuçları da görünce kafamdaki soru işaretleri kesinlikle oturdu. Yani yasaklara dikkat edip işte alkol, gazlı içecek bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe ve seçimleriniz bundan sonra bir tabak önünüze geldiğinde protein ağırlıklı olandan seçtiğiniz müddetçe sosyal ortamdan da keyif alıyorsunuz. Her şeyden keyif almaya devam ediyorsunuz. Kıyafetten. Aynen kıyafetle. Bunun gibi bugün burada bile yaşadığın iltifatlar. Ya evet çok mutlu ettiniz beni bugün. Gerçekten herkes beni çok mutlu etti. Çok sağ olun. İyi çok ki varsın. Edeyim. İyi ki geldin. İyi ki varsınız. İyi ki tanıştık. İyi ki bu süreci sizlerle beraber yaşadık. Biz hani çok memnunuz. Çok memnunum. Canım. Ben sizleri tanıdığım için. Aslında bizden kopma. Aynen inşallah. Seviyorum seni. Ben de çok seviyorum.